İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bugün Salı ve her zaman olduğu gibi mecliste grup toplantıları günüydü. Başbakanın çok vahim konuşmasına elbette değineceğim ama önce geçen hafta yaşanan yumruklama olayından sonra bugün mecliste yaşanan güvenlik önlemi komedisinden söz etmek istiyorum. Geçen hafta AKP üyesi olan ama olaydan hemen sonra apar topar partiden ihraç edilen saldırgan meclis güvenliğini de alt üst etti bugün için. Geçen haftaki olayın tekrarlanmaması için bugün mecliste olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. İşte grup toplantılarını izlemek için gelenler iki ayrı X-ray cihazından geçirildi. Bu yetmedi. Üstleri hem elektronik cihazda hem de elle arandı. Bu da yetmedi. Yanlarında çanta taşıyanların çantalarına el kondu, paketler ve hatta çiçekler bir de içeri sokulmadı. Hepsi iyi hoş da bu önlemler herhangi birine silahlı saldırı yapmayı düşünenlere yönelik önlemdir. Üst baş aramaları, çantalara, çiçeklere el koymalar geçen haftaki saldırıyı önleyecek tedbirler değil ki. Mecliste bu olağanüstü güvenlik önlemlerine başvuranlara şunu hatırlatmak isterim. O adam Kılıçdaroğlu'na bir silahla saldırmadı. Yumruklarını kullandı. Yani meclis girişinde bu kadar sıkı arama yapılması içeride bir saldırı gerçekleşmesine engel değil. Sadece caydırıcıdır o kadar. Ha, asıl sorun salı günlerini meclisi miting alanlarına çeviren zihniyettir. AKP'nin açtığı bu yoldan ne yazık ki CHP ve MHP'de yürümüştür. Muhalefet Partisi olarak özellikle CHP'ye önerim grup toplantılarını yine eski düzeyine ve kalitesine çekmeleridir. Grup toplantılarını miting meydanı olmaktan çıkarmalı ve bunda da önce olmalı. Ha, elbette hiç dinleyici alınmasın falan demiyorum. Ama tıpkı eskisi gibi milletvekili beraberinde gelen konuklar içeri girebilmeli. Öyle otobüslerle meclise adam taşınması dönemi de bitirilmeli. Şimdi gelelim liderlerin ama başbakanın konuşması ona gelelim. Çok vahim dedim. Çünkü başbakan bugünkü konuşmasıyla hukuk sistemine olan inancını tamamen yitirdiğini, bundan sonra yargının hiçbir hükmünün kalmadığını, kendi talimatlarının yürürlükte olacağını adeta ilan etti. Bakın, vatansever bir savcı çıktı diye söze girdi başbakan. Adana'da MİT tırlarını durduran ve arayan polisler hakkında vatansever bir savcı soruşturma açmış. Polisler haklı olarak tutuklanmış. Ancak durumu gören paralel yargı harekete geçerek kendilerine bağlı hakimlere bu polisleri serbest bıraktırmışlar. Ama bu böyle devam etmeyecekmiş. Nasıl poliste, bürokraside temizlik yapıldıysa yargıda da gereken temizlik yapılacakmış. Nitekim başbakanın bu konuşmasından hemen sonra Adana'da tır soruşturmasını yürüten ilk yani el koyduran savcılar alelacele görevlerinden alındı. Ben şu anda ekrana gelinceye kadar serbest bırakılan polisler yeniden tutuklanmamıştı. Ama eli kulağındadır. Savcı çünkü serbest bırakma kararına bir başka savcı, bulunan başka bir savcı serbest bırakma kararına itiraz etti. En kısa sürede o polisler mutlaka ve mutlaka yeniden tutuklanacaktır. Hiç kuşkunuz olmasın. Adana'daki MİT tırları aranabilir miydi? Hani yapıldı ya. Ha, bunun için önceden bir tezgah kuruldu mu? Usulsüz dinlemeler yapıldı mı? Bunları tam bilmiyoruz. Bunlar iddialar. Bunlar yargının incelemeleri sonucu ortaya çıkacak. Ama başbakan kararını çoktan vermiş. MİT tırları usulsüz arandı. Bunun için önceden tezgah kuruldu. Yasal olmayan dinlemeler yapıldı. Tehdit ve şantaj aracı olarak da kullanıldı bunlar. Başbakan Adana'da açılan soruşturma açan savcıya da vatansever tanımını kullanıyor. Şimdi zamanında Zekeriya Öztü değil mi o meşhur savcı, onun için de cesur demişti. Şimdi o cesur savcı tukak oldu, sürüldü. Bakalım vatansever savcının da kokusu bir gün çıkacak mı? Şimdi bakın, bu Türkiye'de yeni hukuk düzeni 17 Aralık'tan yana artık böyle. Yargı falan kalmadı. Artık kararları başbakan veriyor. Twitter'ın kapanması için mahkeme bir karar mı vermiş? Erdoğan bakıyor. İşine geliyor mu? Geliyorsa mesele yok. Bu karar iyidir. Ha, sonra Anayasa Mahkemesi bu kararı iptal ediyor. Başbakan bakıyor ki bu karar işine gelmiyor. O halde ben saygı duymuyorum deyiveriyor. Şimdi lafa bak gelince yargının bağımsızlığına saygılıyız diyor. Ama bunun tercümesi şu, yani davranışlarından onu anlıyoruz. Yargı bizim istediğimiz kararları alıyorsa iyidir, saygı duyulur. Yok, işimize gelmeyen bir karar alıyorsa o yargı yargı değildir. Şimdi 17 Aralık'ta yargı bir soruşturma başlattı. Başbakan anında gördü ki işin ucu kendine gelecek. Çünkü neyin ne olduğunu en iyi bilen kişi bizzat kendisi. Yargı bir kenara bırakıldı. Başbakan hem savcı hem hakim hem avukat olarak duruma müdahale etti. Devletin tüm gücünü kullanarak soruşturmada görev alan polisleri, emirleri veren savcıları, bu davalara bakacak olan hakimleri anını darmadağın etti. Ha, bir
paralel yapı gürültüsüdür gidiyor. Tamam. Adına ne derseniz deyin. AKP içinde yuvalanmış, AKP'nin maşalığını yapan, bu ülkenin aydınlarını, yurtseverlerini, gazetecilerini, yazarlarını, üniversite rektörlerini, bilim adamlarını, askerlerini sahte belgelerle, montajlanmış dinlenme tapeleriyle, gizli çekilmiş ve tahrif edilmiş görüntüleriyle, hepsi kriminal tiplerden oluşan bir gizli tanık ordusuyla zindanlara dolduran kirli bir örgüt var. Ama başbakan da AKP'nin tüm kurmayları da bunu çok iyi biliyor ve bunlarla işbirliği yapmaktan kaçınmıyordu. Şimdi paralel yapı bahanesiyle Anayasa Mahkemesi dahil bütün yargı tam baskı altına alındı. Şimdi bakın, sadece yargı mı? Polis, jandarma, devlet bürokrasisi, iş ve medya dünyası da aynı baskının altında. Merkez medyada biri şaşırıp da bu uygulamaları eleştirmeye kalksın, o da anında paralel ilan ediliyor. Kısacası bu paralel tanımı neredeyse her derde deva, ilaç gibi kabul edilir hale geldi artık. İşin garibi, 17 Aralık'tan bu yana söz edilen paralel yapının inine girileceği, hepsinin bertaraf edileceği sürekli söyleniyor, söylenmesine de henüz Adana'daki operasyonun ötesindeki o da yarım kaldı şimdilik. Somut bir şey de yok. Bir ara işte tamam artık seçimler de bitti. Cemaat ölümlerden ölüm beğensin narası atanlar. Şimdi bu iş öyle şiddetle falan olmayacak, zamana ihtiyaç var. Yavaş ama temiz iş yapılacak demeye başladı. Bakın sevgili izleyiciler, bu cemaat bu ülkeye çok zararı oldu. Ama bilin ki bütün bu zararı AKP'nin ve devletin verdiği güçle yaptılar, yapabildiler. Onlardan hesap sorulmasını elbet ben de istiyorum. Sanıyorum sizler de istiyorsunuz. Ancak iktidar hiçbir şey yapmadan, buna karşı müthiş bir korku ortamı yaratarak, aslında cemaatin değil, bu iktidara muhalefet eden herkesin üzerinde ağır bir baskı kuruyor. Hele seçim sonuçlarının demoralize ettiği muhalif kesimler ne yapacağını bilemez halde. Hepsi potansiyel cemaatçi, işte haşhaşi, alçak, vatan haini olarak görülüyor iktidar tarafından. Ve yargı bağımsızlığı tamamen bittiği için o koca kitleler ne yapacağını bilememenin şaşkınlığı içinde sağa sola savruluyor. Şimdi Başbakan'ın 17 Aralık korkusundan söz etmişken, yeri geldiği için bir küçük noktaya daha değinmek istiyorum. Çünkü bu konu beni de ilgilendiriyor. Hiç istemesem de birkaç cümle söyleyeceğim. Biliyorsunuz Beşiktaş'tan belediye başkan adayı olmuştum. O andan itibaren şu anda beni izleyenler dahil, sizler de dahil pek çoğunuz buna büyük bir tepki göstererek beni oyları bölmekle, hainlik yapmakla, AKP'ye çalışmakla, büyükşehir adayı yapılmadığım için kızıp DSP'den aday olmakla suçlamıştınız. Bütün hakaretlere göğüs gererek bunun nedenini anlatmaya çalıştım. Bakın, CHP'den büyükşehir belediye başkan adayı olmuştum. Ama hiçbir şekilde bir ilçe belediye başkan adaylığını da kabul etmeyeceğimi hem meydanlarda hem ekranlarda hem de yazılarımda defalarca açıklamıştım. Ve olmadım da zaten. Ancak İstanbul adayları belirlendikten sonra Beşiktaş çok dikkatimi çekmişti. Çünkü bu ilçede aday olan 26 kişiyle yine bu ilçenin belediye meclis üyeliği için başvuran 300'ü aşkın kişi bir kenara itilmiş ve Mustafa Sarıgül'ün istediği bir adayla meclis üyeleri listesi Beşiktaş'a dayatılmıştı. Tabii şunu söyleyeyim, İstanbul Büyükşehir adayı yapılan bir kişi elbette kazanması halinde birlikte çalışacağı ekibini, kişileri seçebilir, seçmelidir de. Ancak seçilenlere bakınca şaşırmamak elde değildi. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütün seçim kampanyasına dayanak yaptığı, 17 Aralık operasyonunda bakan çocuklarıyla ortak olan ve bütün bu suç örgütünün lideri olduğu iddiasıyla o ileri sürülerek gözaltına alınan Hüseyin Avni Sipahi isimli kişi Beşiktaş Belediye Meclis üye adayı yapılmıştı. Hem de 4. sırada. Belediye Başkan adayı olan Murat Hazinedar da bu kişinin avukatıydı. CHP bu gözü kara kararı neye göre almıştı acaba? Çok basit. Beşiktaş'ta CHP'nin kaybetmesi mümkün değil. Çünkü son seçimlerde aldığı oy, bir önceki yani, %75. AKP ise burada sadece %15. Yani CHP Beşiktaş'ta bırakın aday koymayı, genel başkanının ceketini koysa kazanacak. Ha işte ben bu duruma tepki göstererek, CHP bir yandan temiz siyaset derken diğer taraftan 17 Aralık sanıklarını aday yapmamalı, Beşiktaş halkının saf duygularını kullanarak Erdoğan'ın yolsuzluklarını aklama anlamına gelecek bu karara karşı, o halde ben de aday olacağım, halka bu çelişkili durumu anlatacağım dedim. Olduk, olmadı. Beşiktaş halkı belli ki çok beğendiği ve sevdiği Murat Hazinedar'la 17 Aralıkçıların da aralarında bulunduğu ekibi bağrına bastı. CHP tarihinin en yüksek oranındaki oy desteğiyle bu ekibi seçti. Hah, şimdi bunları anlattım. Şimdi ne oldu? Bugün gazete haberlerine göre
Kemal Kılıçdaroğlu Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ı aramış ve 17 Aralık sanıklarından birini belediye başkan yardımcısı ve koordinatör başkan vekili olarak atamışsın. Bu partimize zarar verir. Derhal görevine son ver. Ayrıca parti üyeliğini de askıya alın demiş. Beşiktaş Belediye Başkanı da onu başkanım emretti karşılığını vermiş. Başkanım dediği Mustafa Sarıgül. Ancak belli ki Kılıçdaroğlu'nun uyarısı etkisini göstermiş. Hüseyin Avni Sipahi bugün koordinatör belediye başkan vekilliği görevinden istifa etmiş. Partideki üyeliğini de mahkeme bitinceye kadar askıya almış. Bunu yaparken bazı gazetecileri arayıp Can Ataklı diye bir aday oldu. Hakkımda mektuplar yazdı ama halkın bize olan sevgisi ortada. O kişinin aldığı oy da ortada. Beşiktaş halkı bizi sevdi, sahiplendi. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ben bekleyeceğim demiş. Şimdi bakın bu sözler sonuna kadar doğru. Beşiktaş halkının beni istemediği, Murat Hazinedar ve Hüseyin Avni Sipahi'yi çok sevdiği belli. Şimdi iş Beşiktaş halkına düşüyor. CHP tarihindeki en yüksek oy oranıyla bağrına bastığı, büyük sevgi besleyerek seçtiği Hüseyin Avni Sipahi'yi yalnız bırakmamalı. 17 Aralık operasyonunun bir düzmece olduğuna, bakan çocuklarına, banka genel müdürüne, bürokrat ve müteahhitlere iftira atıldığına, evlere milyonlarca doların, kasaların, ayakkabı kutularının, para sayma makinelerinin polis tarafından konulduğuna inandığını göstermek için çok sevdiği adaylara görülmemiş bir destek veren, bu iftiraya ortak olarak oyları böldüğüme, hainlik, alçaklık yaptığıma kanaat getiren Beşiktaş halkı şimdi sokaklara dökülerek seçtiği isimlere sahip çıkmalı. Genel başkanı protesto etmeli. Hüseyin Avni Sipahi'nin istifasını ve parti üyeliğinin askıya alınmasını durdurmalıdır. Beşiktaş halkına yakışan budur. Umuyorum ve diliyorum Beşiktaş halkının kendi iradesine ve oyuna sahip çıkarak göstereceği tepki CHP genel merkezinde de etkisini gösterecek ve genel başkan yaptığı bu hatadan dönecektir. Kusura bakmayın, kısaca anlatacağım dedim ama galiba biraz uzadı ama ne yapayım, konu çok önemli. Bunca hakareti yedikten sonra bırakın ben de biraz ironi yaparak gelinen noktada bunları söyleyeyim. Ha, bunları söyledikten sonra belki çoğunuz beni tamamen defterden sildiniz ya da sileceksiniz. Ama ne diyeyim, temiz bir el diye ortaya çıktım. Kimse ciddiye almadı. Canınız sağ olsun. Hesapta bugün seçim harcamalarına da değinecektim. O da çok önemli bir konu çünkü. Ama sürem bitmiş. Yarın öbür gün nasıl olsa girelim o konuya. Evet, yarın tekrar aynı saatte birlikte olmak dileğiyle. Hepinize sevgiler, hoşça kalın.